hemen geleneksel aromaterapiden bahsederek başlayalım. Yani aromaterapi zaten adı üstünde, hem binlerce yıllık hem de adı üstünde, kullanımı da çok kolay. Bitkilerin, kokulu bitkilerin kokuları toplanarak yapılan bir terapi. Kokulu uçucu yağlar diyoruz bu topladığımız bitkilerden elde ettiğimiz bu öze. Özler, bitkinin özleri aslında. O bitkinin özleri onları yağ haline mi getiriyor? Evet, şöyle oluyor. Mesela yaprakları veya çiçekleri veya dalları veya hatta gövdesinden bitkinin o kokulu olan bölümleri alınıyor. Distilasyon kazanı dediğimiz damıtma kazanlarına getiriliyor, koyuluyor. Ve üzerine su ve buhar veriliyor. Su buharıyla beraber onun içindeki o öz buhara geçiyor. Buhara geçiyor. Çünkü bu uçucu moleküller oldukları için, kokulu moleküller bunlar, hemen ısıyla beraber gaz fazına geçebiliyorlar. Şöyle düşünebiliriz. Evimizde mesela bir düdüklü tencere var. Evet. Düdüklü tencerenin içine gittik, naneleri topladık bahçeden. Taze taze. Aynı bu şekilde yapılıyor çünkü. Bahçemizden naneleri topladık, getirdik. Düdüklü tencerenin içine koyduk. Bir bardak su koyduk ve altını açtık. Orada bir basınç oluşuyor ya. Evet. O düdükten bir şey, hani bir buhar çıkıyor ve düdüğü öttürüyor. Tamam. Pişerken ama, değil aynen, mi? Aynen. O buhar, çok yoğun bir buhar çıkar orada. İşte onun etrafına bir helezon cam koyduğunuzu düşünün. Ve o cama şöyle içinde buhar dolanırken dışarıdan soğuk su verdiğinizi düşünün. Ha. Birden o gaz tekrar sıvıya dönüşecek. Fakat bu dönüşürken de o içindeki öz ve su ayrılacak. O öze biz uçucu yağ diyoruz. Uçucu yağ. Evet, mesela bu limon uçucu yağı. Veya işte... Burası mis gibi kokuyor zaten. Kokuyor değil mi? Veya, yemek gelince yemek kokuyor. Bugün böyle değişik şeyler kokuyor. Aroma. Evet, mesela kokuyor. Bu lavanta. Bu lavanta uçucu ya. Evet. Biz bu özleri topluyoruz. Şöyle, çok zor aslında bunları evet, toplamak. Evet, kolay değil. Evet, çünkü bir ton nane koyuyorsunuz, maksimum 2 kiloya alıyorsunuz. İşte onu diyecektim. Tonlarca bitkiden ve işte onun yaprağından falan ufacıcık bir şey çıkıyor o aslında. Meşakkatli bir şey yani. Aynen. Peki hemen sorayım. Aromaterapiyi ne için kullanıyoruz biz? Şimdi bunları elde ettik. Aromaterapinin segmentleri var. Bugüne kadar aslında bildiğimiz aromaterapi, hani lavanta keseleri, işte hani Balili kızların yaptığı şey, aroma masajları falan diye biliniyor ama aromaterapi aslında çok geniş bir şey. Tıbbi aromaterapi var. Olfaktör aromaterapi var. Yani duyguları terapisi var. Kokladığınızda direkt beynimizdeki duygu durum merkezini etkilediği için olfaktör aromaterapi var. Psiko aromaterapi var. Kozmetik aromaterapi var. Masaj aromaterapisi var. Biz tabii, ben eczacı olduğum için ve yurt dışında bunun medikal aromaterapi olarak eğitimini aldığım için, biz eczanelerde, eczacılarımızda ve hekimlerimizde medikal aromaterapi kısmındayız daha genel olarak. Ve özellikle de psiko aromaterapiyi, olfaktör aromaterapi, medikal aromaterapi ile kombinliyoruz. Yani destekleyici bir tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor mu aslında? Evet, çok kullanılıyor. Çok kullanılıyor. Ne gibi rahatsızlıklar için o zaman? Hemen onu sorayım. Şöyle söyleyeyim, stres. Direkt, net. İlk etkisi stres, anksiyete. Evet. Mesela strese ne etki ediyor? Şimdi ekran başında bilmeyen seyircilerimiz de lavanta varsa etki ediyor, limon etki ediyor. Stresten dolayı çok endişeleri, kaygıları varsa sedir uçucuya etki ediyor. Veya strese sebep olan travmaları veya takıntıları varsa, farkında olmadan geçmişten gelen travmaları varsa, mesela frankincense dediğimiz ak günlük, elemi dediğimiz elemi uçucuya çok faydalı oluyor. Çünkü bizim bazen bilemiyoruz, taşıdığımız travmalar, bizlerde yerleşen travmalar çocukluğumuzdan da gelebiliyor. Doğru. Ve onları temizlemeden, o alttaki sebepleri temizlemeden genel anksiyete ve strese bir çözüm bulamayabiliyoruz, kurtulamayabiliyoruz. Her yaştaki insan aromaterapiden faydalanabilir mi? Her yaştaki faydalanabilir ama her yaştaki her uçucu yağdan faydalanamaz. Uçucu yağların da kendi içinde, az önce de belirttiğim gibi, işte medikal aromaterapide kullandığımız çok spesifik özelliklerde ve o standartlarda yağlara ihtiyaç duyuyoruz biz. Şimdi belli standartta olmayan bir yağ, biz çocuğa, hasta birine, ilaç kullanan anladım, birine, astımı olan birine, anladım, hamile birine öneremeyiz. Uçucu yağların içinde bir kere tavsiye edilmemesi olması lazım. Yani efendim, parafinin içine bir iki damla sentetik koku
koyup 15 liraya uçacağı olmaz. Az önce de söyledim Özge Hanımcığım. Bunlar meşakkatli bir şey. Ya tonlarca bitkiden bir kilo yani çıkıyor. Uçucuya 10-15 liraya olamaz. Anladım. Yani hani böyle ucuz şeyler aslında doğru örnekler, doğru içerikler değiller değil evet, mi? Evet değiller. Asla değiller. Tahşiş edilmişler ve bunları insanlar o sentetik koku şeklinde böyle bir yerlere koyup kokladıklarında öksürmeye başlıyorlar. Çünkü alerji yapıyor. Sonunda alerjiyi tetikliyor ve o zaman şöyle bir algı oluyor. Yok ben bu kokulu bitkiler bana zarar veriyor. Halbuki doğru olanı, tahriş edilmemiş olanı koklamadı. Doğru. Ben onun için çok üzülüyorum. Hani doğayı da kirletmiş ve lekelemiş oluyoruz. Evet. Halbuki öyle değil. Doğrusu koklandığında o kadar kıymetli aynen. ki. Yani işin doğrusunu uzmanının yapması gerekiyor. Yine her şeyde olduğu gibi. Aynen.